Mert Tarım Makine. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Mert Tarım Makine, Efe Geziyor'u sunar. Merhaba sevgili seyirciler. Efe Geziyor. Bugün Denizli'nin Çivril ilçesindeyiz. Haydan Mahallesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi tam böyle Haydan Mahallesi'nin girişindeyiz. Nereye gideceğiz? Sebze ve meyve haline doğru ilerleyeceğiz. Çünkü bu aylar şeftali ve elma ayları. Ama tabii önce şeftali, erikler de var. Ne yapalım? Bakalım bir buradaki şeftali fiyatları nasıl? Alıcılar, satıcılar memnun mu? Üretici memnun mu? Onunla görüşeceğiz. Sonra tabii merkezine de gideceğiz. Ne yapıyoruz? Hiç bekletmeden Efe Geziyor başlıyor efendim. Evet efendim, şimdi de Çivril'deyiz. Çivril meyve sebze halindeyiz. Burada tabii meyve sebze hali hemen bu Haydan'a bağlı. Şimdi hemen sağ tarafımızda gördüğünüz gibi burada çoğunlukla artık bu mevsimde işte şeftaliler var. Tabii üreticiler, satıcılar burada. Onlara doğru ilerleyelim bakalım. Maşallah burada böyle bir grup oturmuş. Hemen girer girmez bizi güzel şeftali erikleri karşılıyor. Maşallah. Selamun aleyküm. Ya biz burada öyle baktık, şeftali satarlar demiştik ama şeftali yok. Nerede şeftaliler? Maşallah. Demek ki yok satıyor sevgili izleyiciler. Öyle mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi önce bir seni tanıyayım. Mehmet Karabulut. Mehmet abi sen satıcı mıyın, imalatçı mıyın, yapıcı mısın? Satıcıyım ben, şeyim, çiftçi. Çiftçi. Evet. Yani ürünleri getiriyorsun, buraya satıyorsun. Ya, ürünleri getiriyoruz arkadaşlar, burada hal düzeni var. Düzeni var. Boylana göre satıyoruz. Peki abi sen ne üretiyorsun çoğunluk? Şeftali ve elma mı? Şeftali, elmayı biz bıraktık. Bırakmasak iyiymiş ama bıraktık. Çok masraf oldu. Evet. Sırf şeftaliye mi geçtik? Sırf şeftaliye geçtik. Bu sene o da çok masraf geçen seneye göre çok yükseldi. Şimdi biz buraya geçen sene de geldik. O zaman fiyatlar tavandı. 7 lira, 8 lira, herkesin yüzü gülüyordu. Oo dediler, biz şeftalimiz bizim şimdi, çok iyi para etti. Bizim masraflarımız yüksek olmasa bu fiyatla gene normal olacak. Şimdi ne kadar kilo? Vallahi şimdi 3 liradan 7 liraya kadar satılıyor. 3 liradan 7 lira. O zaman en düşük 7 liraydı. Yani bayağı düşmüş yani esas. Tabii canım, o geçen sene 10 lira, 12 liraya kadar şeftali satıldı. Ya işte geçen sene, niye öyle oldu bu sene? Çok mu şeftali vardı? Şeftali çok, ihracatı yok. Yani biraz daha bu sene kalite yok yani. Şimdi esas gerçeği o. Biraz kalite düştü. Kalite düşük ya. Şeftaliler çok ufak. Çok ufak. Neden? Susuzluk aldığından mı ya da şey? Yok, yağma şartlarından, iklimden. Yani demek ki geçen sene ayrı bir güzelliği varmış o zaman ki bayağı insanlar kazandı değil mi? Ya geçen sene tüccarlar iflas etti. Allah Allah. Emin ol, 8 liraya 9 liraya bahçede mal aldılar. 4 liraya satamadılar yani. Bir anda çöktü. İhracat bitti, iş bitti. Peki abi sen şimdi kaç ton üretiyorsun? Ton mu, kilo? Vallahi şimdi benim 900 tane ağacım var. Hepsinde tabii üst üste şeftali olmuyor. Aşağı yukarı ne diyeyim sana? 40 ton. 40 ton
40 tona yakın şeftali yetiştiriyorum. Allah hayırlısını versin. Allah bol kazanç versin diyelim. İnşallah. Masraflar çok. İnşallah. Çiftçinin işi zor değil mi abi? Ya su en büyük mesela su, zehir, bir de gübre. Para tutan şey. Evet abi ya. Çok yüksek ya. Şimdi emin ol, bir markete git, 500 lira para götür, 4 parça şey al. Yağ, peynir, efendime su, ihtiyacın neyi su? Deterjan, çamaşır mı suyu? Hepsi mi? Allah kolaylık versin diyelim abi. Allah razı olsun. Peki abi, sen tabi ürünleri satmışsınız. Satıyoruz, getir satıyorsun. Kaç ayda sürer böyle bu? Şimdi bu sene biraz 10 gün şey sürecek. Yani 10 gün daha mı olur? 10 gün daha uzun sürecek. Uzun sürecek. Evet, öyle gözüküyor şu anda. Peki abi, çoluk çocuk burada mı? Hep bu işlerdeler mi? Çoluk çocuk Allah razı olsun okudular. Senden sonra yapacak yok mu işleri? Yardımcı oluyorlar gene yani. Geliyorlar canım. Yine hiç olmayacak. Yemiyorlar abi, yine yardım ediyorlar. Yardım ediyorlar. İyi o zaman. Yardım ediyorlar. Selam söyle bakalım. Selamun aleyküm. Peki, çok teşekkürler. Evet efendim, Çivril'in elması, şeftali ve şeftalileri meşhur değil mi abi? Evet. Evet. Tabii biz bu kadar çekim yaptık. Dedik ya, bari bir kasa şeftali getirin Nemit'ten. Tabii. Şeftali yok, burada kalmış, bari bir kasa gösterelim dedik. Abi önce bir seni tanıyayım. Coşkun Uyanık, Çivril Haydan Mahallesi. Haydan Mahallesi. Abi sen de bu işleri yapıyor musun? Yapıyoruz abi. Yapıyorsun. Yapıyoruz. Peki abi, bu sene nasıl oldu verim? Bu sene verim çok, para etmiyor. Girdiler bağlı. Mazot, gübre. Girdiler bağlı. Onun için para etmiyor. Vatandaş gelemiyor. Pazarcılar mazot bağlığından gelemiyor. Ha, malı alıp götüremiyor yani. Tabii canım, şimdi evet. Adam eskiden Uşak'a 200'üne gelip gidiyordu. Şimdi 500'üne gelip gidemiyor adam. Pazarcı orada düşünüyor. Evet. Mazot hesaplıyor. Oralarda bir sıkıntılar var. Yani esas geçen seneye göre fiyat düşmüş burada. Düştü, çok düştü baya. Yani baya düştü. Oraya bakarsan düşmüş ama baya düştü. Diyorsun ki gelen giden de zor. Yani. Tabii canım, şimdi nakliye iki kat oldu nakliyeler. Mazot bağlı. Mazot bağlı. Gübre bağlı, ilaç bağlı. Şeftali düştü, işçinin işi zor. Peki bu size nasıl yansıyor? Zor değil mi yani böyle? Zor ama ne edeceğiz, mecbur ucuz bağlı gidiyoruz. Peki abi, Çivril'de benim bildiğim baya kaç çeşit bir ürün var ya yani, şeftali. Kaç çeşitti? Erik, elma. Şeftali cinsi çok çeşit. Kaç taneydi? Ekstrem grubu var, Royal grubu var, eski yerli gruplar var. Yani bir ara bayağı saymışlardı da ben ondan hatırlıyorum. 150, bayağı 100'e yakın, 150 yakın çeşit, evet, çok. 150'ye yakın çeşit var demişler. Ama bitmez. Bu bölgenin tabii bazı şeyler var. Tabii bu bölgenin hem güzelliği hem özelliği hem tatlı, verimi iyi ama işte bu girdilerden sıkıntılı var. Bu sene par etmiyor şeftali. Abi geçen sene bayağı buradan mal şey gidiyor İstanbul'a. Bayağı oraya gidiyor. Gidiyor da eskisi kadar değil. Mesela eskiden 4 gidiyorsa şimdi 2 gidiyor. O yüzden demek ki fiyatlar düştü yani. Tabii, fiyatlarda bir düşüklük peki var. Peki sen ne olmasını istersin yani ya? Şimdi bu mazot gübrenin ucuzlamasını. Evet. Mazot gübre ucuzlasa biraz daha tabii hareketlilik olur. Yani gelip gidip ihraç olur. İhracatın fazla olmasını. Kalite artar. İhracatın fazla olmasını. Evet. Mesela ihracat, bir tane iki tane ihracatçı var. 4 tane 5 tane olsa hava daha başka olur. Evet. Peki abi, bu bölgede kaç tane böyle şeftali üreten var? Çok mu yani? Şeftali üreten tabii şu an %90'ı burası zaten çiftçi. Tabii %90'ı şeftali üretiyor, %10'u da elma üretiyor. Elma üretiyor yani. Elma da iyi. Elma azaldı. Elmanın masrafı biraz daha fazla olunca şeftaliye döndü millet. Yani kazancı daha iyi olduğu için mi masrafı? Masrafı elmanın fazla. Fazla oldu. Bundan ilaçlaması da fazla. Gübre, sonra buzhane masrafı var. İlaç masrafı ağır elmanın. Peki abi, bu cins mesela, bu da bugün nektarin bu. Evet, nektarin. Venüs marka, nektarin. Evet, bu bildiğimiz. Bunlar elegant bunlar. Elegant yani. Elegant cins. Çoğunluk burada değil mi evet, bu? Dayanıklı bu. Dayanıklı bölge, ihracat için. İhracat için. Peki abi, artık sen de buradan böyle seni tanıyanları, sevenleri. Tabii. Tüm Türkiye selam olsun. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bolluk, bereket olsun. Amin inşallah hepimize. Evet efendim, bu güzel mahallemizde, Çivril'imizde röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda bir abimiz var. Tahminim şöyle bakarsan haline, sen de üreticimin, çiftçimin, balıkçımın. Balıkçıyız abi, hem balıkçı. Üretici hem balıkçıyız. Buralı mıyız abi? Sayılır. Sundurlu köyünden. Ya Sundurlu buraya mı yakın? Aynen yakın. Yani mahallesi oluyor artık. Evet, Çivril. Mahallesi oluyor Çivril. Peki abi, sen balıkçı diyorlar ama var mı böyle?
Var, yapıyoruz ama gübre mazot pahalı olduğu için tabii elbette kısıtlıyoruz kendimizi. Yani tam randımanlı çalışamıyorsun, üretemiyoruz. Hani çiftçinin hali zor. Mazot düşmesi lazım, gübre düşmesi lazım. Eski ihracat yok abi. Bitti. Yani tüccar gelmiyor. İstanbul'dan eskiden yağıyordu tüccar, İzmir'den yağıyordu. Şimdi hani nerede? 3-4 kişi, 5 kişi geliyor. 5 kişinin eline düştü koskoca çiftçi. Yani mazotun düşmesi gerekiyor ki bir hareketlilik, bir bereket olsun herkeste, bir çalışsın. Evet. Herkesin alım gücü olsun, hayat pahalı. Markete varıyorsun amcamın dediği gibi 500 liraya hiçbir şey almadan çıkıyorsun ya. Evet. Affedersin çocuk indi 50 lirayı çocuk almıyor ya. Yani o dereceye geldik yani. Mazotun düşmesini istiyoruz. Yani hükümetimiz duysun ki mazotu düşürsün, gübreyi düşürsün. Bir çiftçimiz hareketlensin. Balık fiyatları mesela ne diyeyim, balıkta dahi üretim yani azaldı ya. Mazottan evet, dolayı. Bu bölgelerde böyle balık şeyi var sizin evet, değil mi? Alabalık mı? Işıklı gün yok. Sazan dişli yapıyoruz. O bilen pahalı, adam alamıyor. Evet. Mazottan dolayı her şey çıkıyor. Peki bu sizin balık olayı Işık Gölü'ndeki hemen su falan çekiliyor diyorlar orada. Evet bayağı bir çekildi ama şu anda duyduğuma göre dün durdurmuşlar. Hı hı. Çünkü aşırı derece çekildiği zaman ölümler gerçekleşecek. Türkiye'de nasıl hava yetmiyor, oksijen yetmiyor. Yetmediği için şu anda suyu durdurmuşlar. Evet yani şu anda boşalma olayı olmuyor yani. Evet olmuyor. Peki abi isim neydi bu arada? Ramazan. İsim, Ramazan, Ramazan abi. Tabii balık şeftali derken. Kaç yıldır bu işi yapıyor? Hemen hemen de 25 senedir yapıyoruz senedir evet. Yani. Peki sen ne olması isterdin? Ya bizim işte bu mahallemizde, bu halimizde, bu tarlamızda şunu olsun dediğin ne var? Ya da yeter ki işte mazotumuz ucuz, gübremiz ucuz olsun, biz rahat mı çalışalım? Ya tabii mazotumuz ucuz olsun, gübremiz ucuz olsun, ilaçlarımız ucuz olsun. Evet. Çünkü her şeyin başı zaten mazota bakıyor. Yani mazottan dolayı artış var. Yani masraf az olursa ya üretim daha çok olacak. Tabii üretim daha çok. Ya abesi adam şu anda yanlış anlama ne arpasını ekebiliyor. Evet. Çoğu tarla kurak çıktı. Ne ayçiçeğini ekebiliyorlar, ne sulayabiliyorlar. Affedersin darısını ekemiyor adam. Gübre yanaşılmıyor ki her şey ateş pahası olmuş. Evet. Bu çiftçilik yavaş yavaş neden bizim Türkiye'miz bu kadar üretim sahası kan? Bir cımcık Ukrayna, affedersin bir Rusya bizim dörtte üçümüz kadar olmazken ihracat yapıyor. Bütün dünya iki ülkeye bakmış, seyrediyor. Biz neden niye yapamıyoruz yani? Yapamıyoruz. Yani asıl Türkiye, evet buradan hükümetimize sesleniyor. Asıl Türkiye üretsin, dünya bize baksın. Biz bunu istiyoruz. Neden? Mazotu düşürsün. Gübreyi, mazotu affedersin düşürsün. Ne bileyim. İlaçları düşürsün ki bir insanın alım gücü gerçekleşsin ki tüccarımız gelsin buraya evet. Ve herkes ihracat yapsın. Çiftçimizin de yüzü gülsün, evet. Halkımızın da gülsün, yiyen de yaşasın. Evet. Affedersin, yiyen de yaşasın. Herkesin galiba. Yüzü gülsün herkesin yani. Yüzü İnşallah gülsün. O günler de gelecektir. O umuduyla bekliyoruz. Peki abi buradan böyle sen de artık tanıdıkların bir eşin dostların bir selam söyle bakalım. Bütün Türkiye ve bütün eşimize dostumuza selam olsun. Arkadaşlar herkese. Rastgele derim. Evet, şimdi yanımızda Osman Uyanık abim var. Osman abimi biz geçen seneydi değil mi abi? Evet, geçen evet, sene miydi? Geçen sene. Biz bahçede şeftali toplarken, çekim yaparken yoldan geliyoruz. Abim de eşiyle geliyordu. Evet. Ya dedi siz ne yapıyorsunuz burada? Biz de dedik Osman abi biz işte bahçede toplayanlar varsa dedik. Sağ olsun bizi bahçesini götürdü. Şeftalisinden ikram etti. Osman evet. Abicim nasılsın? İyi misin? İyi Allah'a şükür çok iyiyiz. İyisin. İyiyiz. O zamandan beri seni gören olmuş mu televizyonda? Tabii tabii. Tabii. Efendim programın çıktı. Evet ya. Evet. Amerika'daki torunlar çocuklar bile izlemiş yani. Maşallah. Evet. Peki o evet. Günden beri nasıl işler? Yine devam mı? Devam aynen. Evet. Çiftçiliğe devam. Devam. Üretime evet. Devam. Maşallah. Üretime devam. Nasıl evet. Bu sene ürünlerimiz inşallah iyi midir? Bu sene ürün bol, para etmiyor. Yani enteresan bir şey ya değil mi? Geçen sene de güzel fiyata. Geçen sene çok güzeldi. Geçen sene gibi olsa iyi. Evet. Çiftçi yüzü gülecek. Bu sene para etmeyince tabii millet çok sıkıntıda yani. Gerçekten bak Ramazan abinin, evet. Mehmet abinin dedikleri evet, gibi. Evet, doğru. Yani hiç olmasa çok... dediler masraflarımız, mazotumuz, evet, gübremiz uygun olursa evet. Bizim üretimimiz, kazancımız daha güzel tabii, olacak. Tabii, tabii. Şöyle tabii. Bakarsan şu koskoca sebze meyve halinde evet. İnsan yok yani. Yok, yok. Bir tabii yok. Yok, tabii. Yok. Ya şimdi millet şeftali yolunda da öğlen sonra çoğalı tabii. Ama onlar yine de evet.
Satıcı önemli olan, alıcı olan. Tabii alıcı da gelmiyor canım. Şimdi mazotla çok bağlı. Nakliye pahalıya geliyor. Onun için adam gelemiyor yani. Evet. Ya gördüğünüz gibi burada yerinde 4 ile 7 arası kadar satılıyor değil mi? İhracı 8 idi. Bugün 2 gündür ben veriyorum ihracata. 7 lira yazıyorlar. Önce 8 liradan verdim. 2 gündür 7 liraya düşürdü. Onlar da düşürdü. İlk başlarken 8'den mi? Tabii 8'den veriyorduk. Sonra 7'ye düşürdü. 2 gündür 7'ye düşürdüler. Evet. Ne yapalım, Allah kolaylık versin tabii, gerçekten. Hem tabii, alıcıya, tabii. Hem satıcıya, evet, hem çiftçiye, evet. Hem vatandaşa. Gerçekten tabii, zor zamanlar. Tabii. Allah yardımcımız olsun cümlemizin. İnşallah. Peki tabii, Osman tabii. Abi buradan artık böyle tekrar tekrar buradan önce Pamukkale TV'ye, evet. Amerika'daki torunlarıma, İstanbul'daki oğluma çok çok selam ederim. Evet, sevgili izleyiciler, bakın burada dediler ki bakın bunu da çekin. Burada da oluyormuş bu erikler. Biz biraz önce yedik, çekimden önce. Ümit kardeşim de yedi. Abi dedi bir ye şu eriği. Ben oğlum çok tatlıdır falan dedim ama gerçekten benim süper bir tadı var. Herkesi tavsiye ederim. Özellikle değil mi? Evet abi. Seni bir tanıyayım. Abi benim adım Enes, soyadım Sözen. Abi şeftaliden bahsedeceğim abi. Buyur Enes, bahset bakalım şeftali. Abi şimdi şeftalinin fiyatı düşüyor. Düştükçe de zaten satıcının da morali bozuluyor. Yani fiyatın çıkması lazım. Yani çiftçilerimiz kazanması lazım değil mi? Aynen. Alıcıdı da satıcıdı kazanması lazım. Aynen. Sen bu işleri mi yapıyorsun? Okuyor musun sen? Ben bu işleri yapıyorum. Benim amcam da halci. Halde çalışıyorsun. Burada çalışıyorsun. Evet. Evet. Amcasın ya. Amcan yardım mesela edin. Dün amcam ihracatla yarışmaya kalktı. Şeftali o 7,5 derken bu 8 yaptı amcam. Hı-hı. Öyle fiyat çıktıkça zaten buradaki adamla buraya satacak adamla daha fazla olan yere gidiyor. Hı-hı. Yani buraya getiren adam öteki tarafa gidiyor. Çok daha çok parayı aldığı için. Yani burası az kazanıyor. Evet. Yani inşallah bunlar da hallolsun diyoruz. Peki bu erin cinsi ne? Bu şekerpare mi? Bunu pek bilmiyorum ben ya. Nasıl bilmiyorum? Bunun cinsi yok mu? Şekerpare değildir bu herhalde değil mi? Şeker erin mi? Değil. Ya bu erin hiç görmedim ben daha. Evet. Bir soralım bakalım. Osman abi bu ne eriye? Adı ne bunun, cinsi ne? Şu aynı böyle şeftaliler de var. Tüysüz. Abi bu şeftal değil. Hayır, şeftal değil. Vallahi bu arada şeftali mi erik mi karıştırdık. Bilek daim burada. Bilek daim. Bilek daim. Bilek daims. Bilek daims erikleri. Evet. Kolay gelsin. Yani bu şey gibi. Ne derler ona ya? Bir marka gibi yani gerçekten. Marka değil mi abi? Peki. Biz yemeye devam. Evet, güzel sebze halindeyiz, meyve halindeyiz. Gördüğünüz gibi gerçekten bir başkadır benim çivrilim. Çivrilim şeftalisiyle, elmasıyla değil mi Ümit'im? Darısıyla, çekirdeğiyle. Gördüğünüz gibi bakın burada her türlü cins, yani burada 150 çeşit şeftali varmış sevgili seyirciler. İşte mesela yumuşak tarzı, dayanıklı olan var. Bakın burada o kadar güzel ki. Bunlar tabii çoğunluk ihracat malı. Tabii onlar da gideceğiz, röportaj yapacağız. Şöyle bakarsak bakın burası boydan boya. Şöyle etrafında hep şeftali satım yerleri var. Burada güzel olmuş. Tabii önceki geldiğimizde pek düzenleme yoktu ama anca toparlanıyor. Bakın bunlar da çok farklı. Bayağı da büyük. Demek ki bunlar sınıf sınıf. Değil mi Ümit'im? Sen şeftali buralısıysan bilmiyor musun bunları? Sen bilmiyor musun bunları? Evet sevgili seyirciler, Ümit çevrildi ama pek şeftalden anlamıyor herhalde. Elmacı bu biraz. Peki hayırlı işler diliyoruz.
Bakalım şu taraflara doğru gidelim efendim. Evet efendim, gördüğünüz gibi burada ihracat malları. Tabii Türkiye'nin her tarafına da gidiyor. Dış ülkelere de gidiyor. Bu sanırım kasa, kamyon Ankara'ya gidiyor galiba, değil mi Ümit'im? Öyle dedin ya. Evet, merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyim? Mustafa Kuru. Mustafa abi, buralı mıyız? Ankaralıyım. Asıl Karadeniz orduluyum ama ikametli Ankara. 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 Mal sizin mi? Evet. Ankara 27 numara. 27 numara. 16 cam mantar. Maşallah. Ne kadar? Peki abi. Artı 84 numara. 84 numara. Evet. Bunlar tabii Ankara'daki sebze haline mi gidiyor, pazara mı gidiyor? Sebze haline gidiyor. Sebze haline gidiyor. Peki nasıl efendim bu sene? Şükretmek lazım. Evet. İyi yani. Şu durum iyi şu an için. Peki biz tabii röportajlar yaptık, görüşmeler yaptık. Diyor ki çiftçimiz, imalatçımız, geçen sene biraz daha fiyatlar yüksekmiş. Bu sene düşük diyorlar. Siz bir alıcı olarak veya satıcı olarak ne düşünüyorsunuz? Şimdi geçen sene kafadan yüksekti. Sonuçta iyi değildi. Ama ki şu an için kafadan ucuzdu. Sonuç güzelleşiyor. Yani. Daha iyi olacak. Daha iyi olur. İnşallah daha iyi olur. Daha iyi olur. Daha iyi olur. Peki siz buraya şimdi tabii iki kamyon gelmişsiniz. Evet efendim. Şimdi buradaki oraya gidince kadar fiyat kaç kat artıyor? Kaç kat atıyor? Şimdi atıyorum mesela nakliye mazottan evet, dolayı yüksek. İşçilik. Evet. Atıyorum bir kasa içindeki mal kadar değerlidir yani. Evet. Dışındaki şu gördüğümüz kasa evet. Bir tanesi 22 ile 25 milyon arası. Yani maliyet yani maliyet çok yüksek yani yüksek. Evet. Yani atıyorum mesela 7 liraya almayla bir malı 7 lirayla bitmiyor bu yani. İşçi parası atıyorum kasa parası atıyorum mesela viyol parası atıyorum istifçisi bilmem her şey masraf yani. Peki abi sen tabii yıllardan beri geliyorsundur evet, buraya. Tabii, her abi. Sene şeftali burada çoğalıyor. Tamam. 150 çeşit olduğu söyleniyor yani. Aynen öyle abi. Şu an için Çivril Bursa'yı geçmek üzere. Kalitede, üretimde gerçekten geçmek üzere. Geçmek. Peki abi sen de artık burada seni tanıyanlara bir selam söyle bakalım. Cümleden herkese saygılar ve selamlar. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizlere de iyi görevler. Ben kamyoncuyum. Ben bu kamyoncu. Lan nakliyeyim abi. Sen tüccar değil mi? Tüccar diye getirdiler. Ben tüccar değilim abi. Abi ne sizden abi? Ben kamyoncuyum abi. Sen şoför müsün? He. Şoförüz abi. Rızkımızı burada bulduk, buraya geldik abi. Ne yapalım? Sen böyle nakliye işleri yapıyorsun. Tabii tabii. Peki abi. Patronumuz bu. Mustafa Kuru. Evet. Bir patronumuz da burada. Burada patronumuz biz nakliyesini yapıyoruz abi. Peki abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 30. 30 yıldır. Peki bayağı zor iş senin demek. Alışmıştır abi, alışmış kudurmuştan beter derler ya. Bırakamıyoruz da. Her yere gidiyorsun. Tabii bırakamıyoruz. Türkiye'nin her tarafını gidiyorsun. Türkiye'nin her iline ve ilçesine giriyorsun. Evet, peki bu Çivril'e geldin, şeftalilerden nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Ama biraz ucuzluk var, o da idare eder. İdare eder. Düzelir inşallah. İnşallah. Peki abi buradan ben seni tanıyanlara bir selam söyle bakalım. Her selamlar. Peki, çok dostlar selamlar. Sana da selamlar olsun abi. Evet bakın kamyon kamyon, araba araba, traktör traktör geliyor. Egelant neydi ya? Egelant neydi abi? Egelant neydi? Neydiler kasa kasa iniyor gördüğünüz gibi. Şu güzelle bir bakın sevgili izleyiciler. Tabii bu indiren arkadaşlarımızı da bir konuşalım. Önce merhaba. Merhaba abi. Seni tanıyabilir miyim? Samim Aydın abi. Samim kardeşim, sen bu işleri okuyor musun, yapıyor musun? Abi 3 senedir yapıyoruz ya. 3 senedir yapıyorsun. Var mı senin bay bahçe? Vah çok. Maşallah. Nasıl bu sene ürün? Ürün abi yok, para etmiyor ya. Her şey yükseldi, bu yükselmedi. Bak geçen sene bayağı iyiymiş. Bu geçen sene bayağı iyiydi, bu sene düşük. Düşük. Peki mesela siz, sen şimdi alıyor musun, satıyor musunuz? Şimdi biz indiriyoruz, çalışıyoruz. Ha, burada çalışıyorsunuz yani. Burada çalışıyoruz. Ha, ama sizin bağ bahçe var mı? Var. Biz de buraya getiriyoruz. Burayı satıyorsunuz. Peki bu sene nasıl yani verim? Çok kötü abi. Çok kötü. Çok kötü. Kazanamadınız. Kazanamadık. Peki sen nerede okuyorsun? Okumuyorum abi. Okumuyorsun. Ha, çalışıyorsun maşallah. Ne güzel ya. Peki soralım ama hadi. Burada diyorlar ki 150 tane cins şeftali var. Doğru mu? Doğrudur abi, vardır. Fazladır belki. Kaç tane getiriyor mesela burada? 30'u var mıdır yani? Burada 30 çeşidi vardır, hemen hemen vardır. En çok tutanı bu mu? En çok tutanı bu abi. Neydi bunun adı? Elegant neydi? Elegant neydi? Niye öyle demiş daha bunu? Bilmiyorum abi, adı öyle de. Neydi gibi bir diye geldiler, gördüğünüz gibi. Bir de sert yani, dayanıklı sert, olduğu için. Bu dayanıklıdır abi. Evet. Peki buradan böyle senede tanıyanlara, annene, babana, herkese bir selam söyle bakalım. Selamünaleyküm. Evet, meyve halinde röportajlarımız devam ediyor. Çivril'deyiz, Efe Geziyor programındayız. Yanımızda Hakan Sezen.
Hakan kardeşimiz var. Hakan kardeşimiz burada alacağız. Alıcısınız. Çiftçiden alıyoruz. Çiftçiden alıyorsunuz. Evet. Peki kaç yıldır bu işi yapıyoruz Hakan kardeşim? 6. 6 yıldır. Aynen. Hep aynı yerde miydin? Hayır, dükkan değiştirdim. Dükkan başka taraftaydım. Peki sen sadece meyve üzerinde şeftali mi alıyorsun yoksa hepsi her şeyin? Şeftali, elma da alıyoruz kışın iyi kötü. Aynen. Evet. Peki nasıl bu sene satışlarımız? Bu sene açık düzeldi ilk zamana göre. İlk zamanlar çok kötüydü. Şimdi açık biraz piyasa açıldı. Piyasa açıldı yani evet. Talep çoğaldı. Evet, talep çoğaldı biraz. Evet, şimdi eskiden diyorlar ki işte çok alıcı geliyordu buraya. İşte dışarıdan işte mazotların pahalı olduğu için pek alıcı gelemiyor. Öyle bir durum da var. İhracat da. Evet var. İhracat da fazla olmadığı için zaten bir tane ihracatçı var Kocaköy'de. Onun yüzden dediğiniz gibi fazla alıcı da olmadığından piyasa düşüyor mal çoğaldı mı. Şu an bu cinsler azaldığı için şu an biraz fiyatla yükseldi. Bu mallar aynen. Diğer cinsler geldi mi piyasa düşüyor tekrar. Ha, yani o kalitesine göre evet, değişiyor. Fiyat aynen aynen. Peki bu seneye göre, geçen seneye göre bu sene daha ürün fazla mı yoksa? Daha aynı. Fazla. Daha fazla. Evet. Geçen sene soğuk vurmuştu. Evet. Bu sene geçen sene de demişlerdi bayağı iyi ürün oldu diye ona rağmen. Güzelmiş yani. Evet. Tabii geçen sene daha güzeldi, daha iyiydi şeftali. Evet. Soğuk vurduğu için taneydi. Şimdi burada Türkiye'nin daha doğrusu dünyanın her bölgesine şeftalimiz gidiyor çivrilin. Evet. O da güzel bir şey. Şimdi bak cins cins ayırmışız burada. Şimdi ona ihracat mı? Normal yok, piyasa bunlar mı? İş piyasa. Bu taraf Kayseri'ye gidiyor, bu taraf Ankara'ya gidiyor. Ankara'ya gidiyor. Evet. Yani bölüm bölüm. Evet. Alıyorlar tabii. Şey. Denize giden tarafta var, denize o tarafta. Denize giden tarafta var. Evet. Yani belki bölge bölgenin satışları fark ediyor mu? Mesela bölge bu şeftali ya da öbür şeftali gibi oluyor mu? Şey olarak olmuyor da Kayseri'nin piyasası daha hızlı. Daha hızlı. Evet, daha hızlı gidiyor. O bölge mesela. Daha. Evet, daha iyi yollar yani. Peki kardeşim sen burada tabii 6 yıldır bu işi yapıyorsun. Bu sebze hali geçen sene en azından hiçbir değişiklik görmedim ben. Bir düzenleme yapılmamış galiba, bir ihtiyaç mı? Yok, hiçbir düzenleme yapılmıyor. Aynı bu şekilde devam ediyor. Peki sen bir eksik görüyor musun burada? Eksik çok var da. Hangi birini söyleyeceksin? Evet. Peki kardeşim Allah kolaylık versin diliyorum. Buradan da böyle seni tanıyanları, sevdiklerini selam söyleyebilirsin. Tüm herkese selamlar. Hayırlı işler diliyorum. Evet sevgili seyirciler, bakın burada da abilerim oturmuş alışveriş yapıyor. Biri üretici, biri alıcı, biri de yiyici artık öyle diyelim. Tüccarımız da orada, o tabi kenar duruyor. Önce bu işin imalatı yani mutfağına doğru inelim. Evet. Çiftçi dayımla görüşelim. Abi isim? Mustafa Çiçek. Mustafa abicim bu işleri kaç yıldır yapıyoruz? Ben mi? 30 yıldır yapıyorum. 30 yıldır yapıyorsun. Üretimiz çoğunlukla şeftali, elma. Elma. Evet. Şimdi benim elma bahçeleri var. O çocukları devrettim onlara. Hı hı. Açık emekli olduk hale. Evet. 3-5 dönüm, 3 dönüm bile şeftali var. Evet. O da bana yetiyor yani. Evet. Peki bu sene nasıl şeftaliler? Ya şeftali bu sene mevsimsiz erdi yani. Mevsimsiz erken erdi. Erken erdi. Yani havalan iklim bozukluğundan dolayı soğuk gitti birden erime yaptı yani şeftali. Allah Allah. Yani öyle yani. Yani geçen sene nasıldı? Geçen sene iyiydi şeftali. Sene hem iyi. Bir kalite iyiydi hem mesela zamanda erdi yani. Şimdi aslında bu normal bir şeftaliler, şimdi bu kısım şimdi bitmesi lazım yani. Çoktan Temmuz'da bitmesi lazım yani. Allah Allah. Temmuz'un sonu Ağustos'un başında biterdi bunu ama bu mevsim iklim değişikliği olduğundan dolayı ya bir bakmışım burası soğuk. Yani burada Haziran'da bile soğuktu yani burada. Ceketsiz gezilmiyordu. Evet. Onun yani şimdi biraz böyle sıcak soğuk bir ayarsızlık oldu. Çok. Hala da öyle gidiyor. Evet tabii tabii. O yüzden diyorsun bir şey o iklim şartından dolayı bir şey oldu. Ben yani. Bereket diyorum. Allah bereket versin. Bereket evet. Diyeceğim ama bereketi olur. Bereketi geçen olur. Sene inansızlığa tamam mı? Bereket demiyorlardı. Bu sene de ağlıyorlar yani. Evet. Abi geçen sene biz buraya geldik yine böyle kilosu 12 liradandı, 7 liradandı en düşüğü. Şimdi 4 liradan 7 lira arası diyorlar. Evet, evet. Yani demek ki ne demek? Bereket. Bereket çekmezsen Allah olmaz. Ama bereket çekersen Allah her sene verir. Her sene verir. He. Maşallah ürünlerimiz güzel yine. Peki abi Allah hayırlı işler bol nasip versin. 29 sene inşaatla çalıştım. Evet. Hem bu çiftçiliği yaptım. Hem inşaatta çalıştım yani. Maşallah. Haftanın 6 günü inşaata gittim. 7. günü bu işi yaptım yani. Evet. Öyle oldu bu işler. Peki abi buradan artık çoluk çocuğu bir selam söyle bakalım. Çocuklar burada. Burada. Yani oğlan var Nazil'de. Seni tanıyanlara selam söyleyelim. Benim tanıyanlara selam olsun. Peki çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olasın. Tabii
imalatçıdan gidiyoruz. Tabii bu işi alıp da piyasaya satan abilerle görüşeceğiz. Önce bir seni tanıyalım. Nurullah Özsoy. Nurullah kardeşim, buralı mıyız? Evet, buralıyım. Tabii sen bu işin mevvasındasın yani. Evet. Hem üreticisi hem imalatçı gibi. Aynen. Hem aynen. Alacağım sözü. Peki bu sene nasıl? Bu sene tabii diğer senelere göre biraz daha kötü. Nasıl kötü? Maliyetler 3 kat arttı. Geçen seneye göre. Tabii geçen sene beklediğimiz fiyatlar değildi. Daha üst fiyatlardı. Allah bereket versin. Gerçekten çok kazandık. Yani şu anda maliyetler 3 katına çıktı. Mesela şu aldığımız kasa 4 liraydı. Bugün 10 lira. Yani arkadaş bugün 5 lira geliyorsa bugün 15 lira geliyor. Aksaray'dan geliyor arkadaş. Tabii biraz kazançlarda bir sıkıntı oldu. Yani geçen sene bir anda anormal bir fiyat varmış. Aynen, ya. Aynen. Bu neden kaynaklanıyor? İhracattan mı? Geçen sene biraz, bu sene de var ama tabii düşük. Düşük, o yüzden oldu. Yani. Maliyetler çok çok yükseldi. Şu andaki yani gübre, mazot, nakliye, tabii bunlar hepimizi etkiliyor. Peki sen alıp satıyorsun, iyi kazanıyorsundur umarım. Nasıl yani bu sene hep iş piyasa mı veriyorsun? Bu sene biz iş piyasa veriyoruz. Zaten sürekli biz ihracatta iş piyasaya çalışıyoruz. Bizim amacımız sadece para kazanmak değil, Çivrilimize tüccar kazandırmak, alıcı kazandırmak. Onun için de uğraşıyoruz. Bugün biz olmazsak yarın ötekine yarasın. Yani dışarıdan, Türkiye'nin her yerinden bilinsin istiyoruz. Ağır ağır da bilinmeye başladı zaten bu. Evet, arkadaşlarla diyaloğa geçiyoruz. Yani peşin olsun. Milletimiz daha önce çarpıldı. Çarpılmamak için olmaması için yani uğraşıyoruz. Peki ben buraya geçen sene de gelmiştim. O zaman da böyle aşağı yukarı aynıydı. O zaman istiyordu işte millet giriş çıkış olsun, tuvaletler olsun, bir düzenleme olsun. Onlar yapıldı mı? Onlar yapılmadı. Onlar yapılmadı. Eksikler var. Kiralarımızda %300, %400 lira varan zam yapıldı ama çok hizmet var mı dersek burada çöp alma dışında şu anda hizmet yok. Tabii tuvaletler olsun, daha başka bir şeyler olsun, bura hizmet gelsin. Biz de Çivril için çalışıyoruz. Sadece para kazanmak için değil ama Çivril için de çalışıyoruz. Burayı daha çok tanınsın istiyoruz. Görünüm güzel olsun. Aynen, tabii şükür bereket daha önce daha kötüydü. Toz toprak derler. Şu anda kaldırım taşları döşendi, bir şeyler oldu. Biz de elimizden geldiğince kendi dükkanlarımızı güzelleştirdik. Daha temiz yapmaya çalıştık. Ama tabii bunun yanında şu anda gidilecek tuvalet yok. Sosyal tesis eksik gibiydi. Aynen öyle şeyler var yani. Öyle bir eksikliğimiz var. Hayırlısı olsun inşallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Buradan böyle tanıdıklarınıza selam söyleyeyim. Buradan yurt dışında, yurt içinde bizi tanıyan, bizi gören herkese tabii selamlar olsun. Bir zaman, abi buyurun. Bir zaman biz neredeyse gelen dostu Isparta'yı sol elma şeyden solurduken geçtirdik. Ama maliyetler yükseldiğinden dolayı millet hep şeftaliye dönüştü. Şimdi biz Bursa'yı geçtik yani şeftalide. Evet. Bursa'yı geçtik. Balıkesir kaldı. Elma çok söküldü bu yani. 3 senedir, belki 5 senedir yani yarı yarıdan fazla söküldü yani. Evet, şöyle bakarsın. Maliyeti yüksek olunca Çivri Bursa şeftalisine geçti. Evet, şimdi burada Balıkesir'li bir abimiz vardı. Çivri'nin şeftali satılmış Bursa halinde bir tane şeftali satılmıyor diyor yani başka yerden gelen. Çivri'nin bizim buradan şeftali renkli, güzel, gösterişli yani hem tat oranı yüksek, şeker oranı yüksek, hem gösterişli havasından dolayı. Yani. Bu da gurur verici bir şey değil mi? Peki çok teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum size. Sağ Evet efendim, şu anda meyve halinde gezimiz devam ediyor. Yanımızda Selim abimiz var. Selim abinin dükkanından başladık, gezdik. Şimdi en son seninle geldik Selim abi. Anlat bakalım, ne var ne yok? Şu anda ben Haydan Mahallesi'nde şeftali alım yerindeyim. Evet. Bu üretici çok mağdur durumda. Evet. Şeftali para etmiyor. Çiftçinin malı para etmiyor. Böyle güzel şeftalilerimiz... Evet. Meyve suyuna gidiyor.
Bu mazot pahalı olduğu için bura tüccar gelmiyor. Artı mazot pahalı. Ondan sonra üretici mağdur durumda. Gübre bağlı. Gübre bağlı, zehir bağlı. Evet. O yüzden mağdur durumda yani çiftçi. Geçen sene nazaran abi bu sene fiyatlar düşük. Yani hem maliyetler arttı, fiyat da düştü. Bunu neye bağlıyorsun? Vallahi bunu bilmiyorum ki şimdi Türkiye'nin hali mazotu zamladılar. Çiftçinin malı hiçbir zaman zamlamadı. Şu anda yine aynı. Mesela hayvanın etinin şeysini düşürdüler ama yemi düşürmüyorlar. Çiftçi çok mağdur. Çok enteresan. Geçen sene işte 7 lira 12 lira alınan şeftali bugün 4 lira 7 arası. Meyve suyu 2 lira. Yani bir de masraflar 2-3 katı artmasına rağmen değil mi abi? Aynen. Aynen. İnşallah bunları atlatacağız. Peki abi dediğin gibi bunlar gerçekten şeker gibi, bal gibi. Ama bunlar biraz hatalı şey olduğu için mi, lekeli Hayır, olduğu için hata, hata hiçbir şey yok. Ama satılmadığı için satılmadı. Meyve suyuna gidiyor. Yani alıcı gelmediği için meyve suyuna gidiyor malımız. Peki Selim abi biz geçen sene de demiştin ki işte burada bu hal yerine bir düzenleme yapılsın. İşte tuvaletimiz olsun, giriş çıkışımız düzenlemesin. Bir değişiklik oldu mu o zamandan? Hayır, ben hiçbir değişiklik olmadı. Ben hatta buranın buranın tuvaleti var. Evet. Umuma hizmet eden. Ben bunu birkaç kere belediye başkan yardımcısına da ilettim. Belediye de şey yaptım. Muhtarla da gittik biz bunu. Bir ilgilenimi buraya 81 vilayetten insan geliyor. Evet. Hiç olmazsa bir düzenli bir işimiz olsun diye. Evet. Ama belediye Beren Ağrı ilgilendi. Bir daha da gelip de bakmadı yani. İnşallah, burada evet. Düzenleme istiyoruz yani belediyeden. İnşallah buradaki işte hal sahiplerinin, daha doğrusu dükkan sahiplerinin burada bir düzenleme olmasını istiyor. İşte tuvaleti yapılsın, sosyal test yapılsın, yolu düzenlensin. İnşallah onlar yapılsın diyoruz. Peki Selim abi teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Buradan bir artık seni tanıyanlara, müşterilere, sevdiklerime selam söyle bakalım. Bütün Türkiye'ye selamlar. Evet, yanımızda da abimiz var. Önce bir tanıyalım abi, merhaba. Aydan köyünden Osman Sayın. Osman abi biz geçen sene görüştük senden biliyorsun evet, değil mi? Evet. Yani evet. Demek hani ne derler orada dağ dağı kavuşmaz insan insana kavuşur. Aynen. Aynen efendim. Aynen. Nasılsın aynen. O zamandan beri iyisin? Allah'a çok şükür. İyiyiz şöylelikçe. Evet. Kendimizi taşıyoruz. Sağlık sıhhat yerinde. Sağlık sıhhatımız iyi ve kötü. Yaşımıza göre. Elhamdülillah. Çok güzel gidiyor şu sıralar. Evet. Yalnız şöyle bir şey var. Bu gübre fiyatlarına, mazot fiyatlarında biraz indirim olsa evet. Millet diyecek ki bu sene para yapmadı. Tamam yapmadı. Geçen sene ne yaptı? Geçen sene de aşırı yaptı. Evet, anormal yaptı. Anormal yaptı. Yalnız işte bu geçen sene şu fiyat yaptı da bu sene de bu fiyat yapacak diye bir şık yok. Yok. Hava şartlarından kimisi mahsul büyütmedi. Bütün çürüye gitti. Evet. 30 35'li, 33'lü zorlanıyor. Evet. Zaten 33'lü ile 35'li arasındaki fark da onlara giderse Beren Ağrı yani çiftçi canlanacak ama 35'li ile 33'lüyü gelen şahıs almıyor. Evet. Almayınca da suya gidiyor. Evet, meyve suyuna. Meyve suyuna gidiyor. Ne yapalım abi? Ne yapalım? Bu sene de böyle oluyor. İnşallah gelecek senelerde daha iyi olur. Evet. Daha güzel olur. Evet. Önümüzdeki senelerde Allah hayırlısını versin. Sizi de buralara kadar teşrif buyurduğumuz için Allah'a sizlere de çok çok teşekkür ederiz. Bilhassa Umut kardeşimiz, evet. Mehmet'in evet. arkadaşı olmak şartıyla ben Osman Sayın, evet. Umut'a da çok çok teşekkür ettim. Ben de teşekkür ediyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet ol. Sağ ol sizler de. Sizler de Allah'a emanet olun. Peki efendim ne yapıyoruz? Artık şimdi de Çivril merkeze doğru gidiyoruz. Evet efendim Çivril'e geldikten sonra da işte hani Çivril'in meydanına uğramadan olmazdı. Yine bir pazarına denk geldik. Yine bir perşembe günü denk geldik. Tabii burada bizim Ergün abimiz var. O Ergün abinin o güzel yemeğinden, ciğerinden, köftesinden, dönerinden yemezsek olmaz. Tabii kendisiyle gideceğiz, sohbet edeceğiz ümidim değil mi? Sen Çivril'deydin bak biliyorsun Ergün abi biz sanırım bir sene veya daha da fazla olmuştur.
Abi selamünaleyküm. Aleykümselam, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz abi. Maşallah yine aynı yerinde duruyorsun. Yine satışlar devam. Allah. Maşallah. Yine ederim. Pazara denk geldi. Bizim de öyle denk geldi. Evet. Nasıl evet, efendim işlerimiz? Çok güzel. Çok iyi gidiyor. Evet. Teşekkür ederim. Abi biz o zamandan beri ya bu sizlerin ciğerleri her programda her yerde övdük ya. Mesela geçen gün Bekirli'ye gittik. Orada da bir abi var. O da ciğer yapıyor. Evet. Onun da güzeldi. Ama gerçekten senin ciğerin bir ayrı bir özelliği sizin, var. Sizin çekiminden sonra benim işlerim biraz daha arttı. Evet. Yani her kararlı ciğeri çok meşhur diyorlar ama kararlıdan da benim kendi müşterilerim var. Buraya bizim kendi ciğerimizi beğenen müşterilerimiz var. Abilerimiz var. Evet. Ablalarımız var gelip burada güzel ciğeriniz var diye. Abi zaten bu bölge seni biliyor değil mi? Evet. Evet. Yani o yönden. Ama demek ki bak biz programın faydaları. Abim çektikten sonra işlere... Bilen var, bilmeyen var. Tabii bizim işlerimiz gerçekten de... babam da tabii çok meşhurdu da bilen var, bilmeyen var ama... Sizin programdan sonra sizi izleyen müşterileriniz veya da izleyicileriniz... Denizli'den dahil müşterim oldu. Bunu bilin yani. Denizli'den dahil buradan yoldan geçerken bize gelip burada ciğer yediler. Ah yani... Yani ama bizi bilmiyor. Onlar bilir mi? Denizli'deki insanlar bilmez ama evet. Sizin programı seyretmişler. Özellikle Çivri'nin girişinde soruyorlar. İşte diyorlar ki ciğerci varmış Ergun Çiftçi. Evet. Tarif etmişler. Buraya geldiler. Aşağı yukarı 18-20 kişi falan vardı. Ne güzel. Burada ciğerimizi yediler. Hakikaten de dediklere kadar var dediler. Memnun kaldılar. Evet. Çayımızı ikram ettik. Gönderdik. Ya böyle programdan sonra böyle şeyler oluyor. Yani Ergül abi eğer Çivri'yle yolunuz düşerse muhakkak uğrayın. Yani hemen bir pazarın girişinde. Evet. Tabii işte ciğer sevmeyebilirsiniz ama köftesi de var meşhur güzel, evet. Döneri de var. Evet. Yani muhakkak bu tadı, lezzeti tadın diyorum. Peki abi ciğerin böyle kısa bir hikayesini anlatıp yani nasıl yapıldığını püf noktaları hariç diyelim artık. Şimdi şöyle senin bir dinlendirme usulün vardı galiba. Tabii. Şimdi öncelikle takım ciğer kullanıyoruz. Bunun içerisinde yüreği, böbreği, dalağı hepsi var. Akciğer de var. Öncelikle ilk haşlamamız odun ateşinde kefini alıyoruz. Yani haşlıyoruz o pis suyunu, kanını atıyoruz. Ondan sonra bunun işlemi doğrama işlemi var. Doğradıktan sonra 10'a kilo, 15'a kilo dolabımızı koyup ondan sonra servise getiriyoruz. Saçın üzerinde kavuruyoruz. Yağı, kuyruk yağı oluyor içerisinde. Ondan sonra kavuruyoruz ve herkes de çok memnun. Yani esasında büyük bir otası takım ciğerin kullanıp odun ateşinde haşlanması. O adın kokusunu almasıdır. Yani o lezzeti burada evet, görebilirsiniz. Burada. Evet peki Ergül abi artık yine perşembe günleri mi açıyorsun sadece burada? Hayır her gün açıyorum. Her gün açıyorsun. Her gün açıyorum. Yani mesela buraya her gün mesela gelen pazar hariç yine ciğeri bulabilir vallahi, mi? Valla sadece zaten nasıl gündür. Ya özel gün değil. Perşembe günleri açıyorduk. Son zamanlarda hafta diye işi açmaya başladık. %90 müşterimiz yine ciğer müşterimiz. Evet. Yani evet, ciğer için geliyorlar. Artık, hoş geldiniz. Peki abi Ergül abi çok teşekkür ben ederim. Teşekkür burada ederim. Artık seni tanıyanları, sevenleri bir selam söyle. Herkese çok selamlar. Evet. Sağlıklı kalsın. Evet. Herkese, dostlara selamlar. El salayım şöyle. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, ümidim böyle bir ciğerlere doğru bir görüntüyü de alalım bakalım. Aleyküm selam ağa. Abi seni tanıyayım. Benim adım İbrahim Usta Süngüllü'den. Süngüllü'den. Evet. Buranın mahallesi mi? Mahallesi oluyor. Mahallesi. Evet. Pazara mı geldin? Pazara geldik. Peki nasıl işler? Valla iyi. İyi. Evet güzel. Pazar ucuz mu? Pazar şu günler ucuz. İyi. İyi. Evet. Bolluk var. Bolluk yani, da var Allah'a şükür. Var mı bağ bahçen? Var. Kiraz bahçesi var. Evet. Yonca ekiyoruz. Arpa buğday ekiyoruz. Var Allah'a şükür yani. Şeftali şimdi yok demeyeyim. Şeftali de vardı onunla 3 dal. İşte. Onu da kuşlara yediriyoruz yani. Bu senin şeftali biraz uygunmuş galiba. Evet uygun. 5 liraya veriyor falan diyorlar. Öyle diyor. Öyle duyuyoruz yani. Peki sen Ergül abinin ciğerinden yedin mi? Ben bundan işte yiyorum yani. Yemeğe geldim. Öncelerinde yiyordum. Yemeğe geldim. Yiyeceğim. Beraber yiyelim buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Yani ye gerçekten mükemmel evet, biz yedik. Evet. Ben de biliyorum izliyorum. Onun için geldim yani zaten. Peki abi çoluk çocuk var mı? Var. Neredeler? İki tanesi Avrupa'da. Belçika'da. Oo, ne güzel. Bir tanesi köyde. Peki gelmediler mi yazdı? Evet geldiler. Birisi pazar günü gitti önce. Evet. Geçen pazarda. Birisi ondan bir hafta önce gitti. Torunlar falan geldi. Güzel bir şeyimiz oldu, günümüz oldu yani. Güzel bir yaz evet, geçirdik. Evet, aynen. Hiçbir sıkıntı olmadı böyle yani. Bu pandemiden sonra bu 2 senedir sıkıştı. Allah'a şükür. Pandemi işi de inşallah kökten bitecek yani. Tayyip bitirecek bu iş Allah'ın izniyle. Peki abi buradan böyle sen çolukçalara, torunlara bir selam söyle artık.
Belçika'da olan köylülerimize, evet, çocuklarıma, torunlarıma, evet, bol bol selamlar. Bütün Müslüman alemine bol bol selamlar yani. Allah, Cenab-ı Allah Müslümanların başını ağrıtmasın. Evet efendim, Çivril'de gezimiz devam ediyor. Burada bir gurbetçi abim var. Tabii buralı. Önce bir tanıyalım abi seni. Ben 50 yıldır Avrupa'dayım. Evet. 43 yıldır da basın yayın mensubuyum Avrupa'da. Oo, bizdensin yani. Evet. Benim memleketim Çivril. Her sene izine geliyorum 3 ay. Şu anda da bir ayım kaldı. Bir ay sonra geri döneceğim. Peki abi, isim neydi bu arada? İsim Mustafa alalım. Koyuncu. Mustafa abi. Mustafa Koyuncu. 3 aydır buraya izini geldi. Evet. Bir ay bitti. Bir ay mı kaldı? Bir ay kaldı. Evet. Bizim en büyük sıkıntımız geçtiğimiz gümrükler. Gümrüklerde çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Bir de buradaki halktan biraz ayrımcılık görüyoruz yani Avrupalılar olarak. Almancılar geldi, fiyatlar yükseldi. Alakası yok. Ekonomiyle ilgili fiyatların yükselmesi. Bunu vatandaş mı diyor? Bunu vatandaş diyor. Yani gurbetçi vatandaş geldi, Almancı diyorlar. Almancı diyorsun. Diyorlar. Aslında Avrupalı Türkler deseler. Evet, gurbetçi veya değil mi? Avrupalı Türk deseler iyi olur yani. Almancı demeleri bizi biraz üzüyor yani. Evet, biz evet. Ben burada duymuştum. Doğduk, burada büyüdük. Ben ortaokulu burada okudum. Evet. Ortaokulu bitirdikten sonra Hollanda'ya gittim. Evet. Aile birleşimiyle. 50 yıldır da oradasın. 50 yıldır da oradayım. Böyle geliyorsunuz gidiyorsunuz. Evet, geliyorum. Çocuk da orada mı abi? İki tane oğlum var, iki tane torunum var. Onlar da orada üniversiteyi bitirdiler. İş yerleri var. Maşallah, ne güzel. Yani artık oraya yerleştiler yani. Oraya yerleşti ama her sene izine gelmek istiyorlar. Vatan hasretini ille bile kalplerinde hissediyorlar yani. Peki abi, burada nasıl olsa geliyorsundur. Ev var mı? Bağ, bahçe, böyle bir işlerine uğraşıyor musun? Dededen kalma evlerimiz var. Kendi evlerimiz var. Bağ, bahçeyle uğraşıyoruz. Şeftali yetiştiriyoruz. Elma yetiştiriyoruz ama şeftali, elma para etmiyor bu sene. Geçen sene çok iyiydi. Bu sene biraz kötüymüş. Yani. Evet. İşçi şu anda şeyini çıkartamıyor. Masrafını çıkartamıyor. Zor durumda yani. Zor durumda yani. Evet. Allah yardımcımız olsun. Peki abi, sen basın işini de yapıyormuşsun. Ne iş yapıyoruz? Onu ne basın? Yani şimdi yerel mi, görsel mi? Görsel ve yerel basınlara, ajanslara haberleri gönderiyoruz biz oradan. Hı-hı. Çekim yapıyoruz. Ondan sonra yazılı basına gönderiyoruz. Hı-hı. Hürriyet'e gönderiyoruz. Sabah gazetesine gönderiyoruz. Oradaki gurbetçilerin sorunlarını, sonra Avrupa'ya gelen milletvekillerimiz, bakanlarımız, cumhurbaşkanımız geldiği zaman onların haberlerini yapıp buraya gönderiyoruz. Yani siz orada gurbetçilerimizin sesi oluyorsunuz. Evet, gurbetçilerimizin sesi oluyor bir nevi. Peki abi, Çivril gelip gidiyorsun. Çivril'de bir değişiklik gördün mü? Büyüme, gelişme? Herhangi bir değişiklik görmedim. Büyüme, gelişme de görmedim. Yani bence daha güzel olmalı Çivril. Verimli bir toprakları var. Bu verimli toprakları çiftçiler değerlendiriyor ama karşılığını alamıyorlar. Karşılığını alamıyorlar. Yani biraz daha hizmet edilmesi lazım. Hizmet edilmesi lazım. Hizmet gelmesi lazım. Hizmet gelmiyor. Herhangi bir değişiklik göremiyorum yani. Her sene geldiğimde can atarak, heyecanla geliyorum, bakıyorum. Herhangi bir değişiklik göremedim yani şu ana İnşallah kadar. İnşallah buradan yetkililer de verelim, bu Çivril'imizi büyütelim diyoruz. Peki İnşallah. Abi, buradan da böyle senin torunlara, çoluk çocuğa artık selam söyleyebilirsin. Avrupa'daki ve Çivril'deki tanıyan bütün vatandaşlarıma saygı ve selamlarımı sunarım. Teşekkürler ederim. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Evet sevgili seyirciler, bir Efe Geziyorum sonuna da geldik. Bugün neredeydik? Denizli'nin Çivril ilçesindeydik. O güzel Çivril ilçesindeydik. Ne yaptık? Meyve sebze haline gittik. Oradaki şeftalileri, fiyatlarını öğrendik. Alım satımları öğrendik. Tabii geldik pazar yerini de gezdik. Güzel bu meydanı size gösteriyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere. Efe Geziyor bitiyor efendim. Mert Tarım Makine. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Mert Tarım Makine Efe Geziyor'u sundu.